Herkese merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi sizlerle lise makyajımı paylaşacağım. Okullarınızda belki öğretmenleriniz, müdürleriniz tarafından sorunlar yaşıyorsanız makyaj konusunda, ben de size kendi okulda yaptığım... Evet, bu da benim lisemde yaptığım ve hiçbir sıkıntı çıkarmayan doğal görünümlü makyajım. Umarım işinize yarar çünkü gerçekten fazla isteğiniz de olmuştu makyajımı görmek. Hani okulda ne yapıyorum, ne ediyorum. Size de en güzelini veya en doğalını, en uygun fiyatlı ürünlerle anlatmaya çalıştım. Yani bu makyajı zaten gerekli açıklamaları makyaj yaparken de bahsettim. Çok fazla makyaj yapan birisi zaten değilim. Okula giderken de en fazla bu oluyor. Belki bazen eyeliner böyle ucundan böyle bir kuyruk çekmek. Çünkü bazen cidden sıkılıyorum ve hani bir değişiklik olsun istiyorum. Her neyse. Bu benim lise makyajım. Lise 3. sınıfım. Hani gayet de kendi yaşıma uygun olabileceğini düşündüğüm bir makyajı sizlerle paylaşıyorum. Sizin de umarım hoşunuza gider. Eğer ortaokuldaysanız asla makyaj yapmayın arkadaşlar. O yaşta cildinizi hiç mahvetmenize gerek yok. Lise 3'teyim. Sorun çıkartan bir ürün yok veya bir öğretmen yok. Gerçekten çok doğal ve kimse tarafından fark edilmeyen bir makyaj. Umarım beğenirsiniz. O zaman daha fazla uzatmadan hemen makyajımıza başlayalım. Evet, makyajıma ilk başta nemlendirici sürerek başlıyorum. Onu da bu video başlamadan önce sürmüştüm ki cildim emsin diye. Adını aşağı yazacağım. Normal bir krem cildime ilk başta sürüyorum. Bu soğuk havada kuruyan cildimi daha yumuşatıyor. Hem de makyaj için güzel bir temelim olmuş oluyor. Daha sonra makyaja geçmeden önce yine bir adım daha var. O da dudaklarıma uyguladığım vazelin. Vazeli neden uyguluyorum? Çünkü gerçekten çok doğal ve çok güzel bir yumuşatıcı. Hemen böyle sürüyorum. Makyajdan önce de sürmemin sebebi, yani ilk başta sürmemin sebebi, çünkü vazelini sonra bırakırsam çok fazla kolay emilemediği için çok ağzım sanki yağlıymış gibi duruyor. O yüzden bunu da makyaja başlamadan önce hemen sürüyorum. Daha sonrasında hemen emilmiş oluyor ki kötü bir görüntü görmesin. Ama yine de çok yumuşak oluyor. Şimdi makyaja geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Benim cildim çok fazla kusurlu olmadığı için fondöten kullanmıyorum. Zaten okula gittiğim için asla ağır bir şeyle uğraşmam. Eğer cildiniz fazla kusurluysa bir cilt doktoruna gidip onun uygun gördüğü fondöteni, kremleri almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu benim yaptığım makyaj. Yani size sadece ürünlerimi tanıtabilirim kullandığım. Onun dışında cildinize nasıl geldiğini bilmediğim için hani almazsınız diyemeyeceğim. Ama gerçekten benim severek kullandığım ürünlerle yaptığım için bu makyajı ve ben de sorunlar yapmadıkları için size çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ama yani dediğim gibi ben kullanıyorum ve bende sorun olmadığı için size çok rahatlıkla söyleyeceğim. Evet, makyajıma geçebilirim. Revell de Young'ın concealer paleti var. Bunda yeşil, pembe ve ten rengi, bir tane de aydınlatıcı olmak üzere krem yapısında 4 tane rengi var. Şimdi bunlar ne derseniz, muhtemelen Instagram'da olsun, her yerde görmüşsünüzdür. Bunlar makyaja başlamadan önce mesela yeşili kızarıklıklarınıza sürebilirsiniz. Pembe göz altı için. Şu ten rengi de biraz yeşile karışmış olsa da normal sivilcelerinizi kapatmak için. Ben şimdi burun kenarlarım olsun, buralarım biraz kızarık. Ayrıyeten kızarık olmasının sebebi de eğer çok fazla göze batan bir kızarıklık varsa hemen söyleyeyim. Video başlamadan önce maske yapmıştım. Maske temizlemek için de bir fırçalı aplikatör vardı. Onu yaptım ve cildimi birazcık tahriş etti. Ama sorun değil. Şimdi ben biraz yeşili kullanacağım burun kenarlarıma ve kızarık olan yerlerime. Devamında görürsünüz zaten. Parmağımla uyguluyorum. Hani hijyenik. Zaten ellerinizi sürekli yıkayın makyaj yaparken. Kremimi de bu arada bol bol burunlarıma sürüyorum çünkü en çok kuruyan yerim burnum ve üstüne bir şey sürdüğümde böyle çok iğrenç şu kek, nasıl denir, kekli yapı denilen şey ortaya çıkıyor. O yüzden pütür pütür olmaması için bol bol krem sürüyorum. Bu çok fazla işe yarıyor mu derseniz, yarıyor yani. Biraz da olsa rengi, biraz da olsa rengi eşitlediği için kullanıyorum. Ama yani böyle çok bariz, mükemmel bir şekilde kapattığını söyleyemeyeceğim. Ama dediğim gibi sadece ekstradan şu an kapatmaya ihtiyacım var kızarıklıklarımı. Yanağımda olsun. Buralarım biraz fazla kızarmış çünkü aşırı hassas ve fırçalı şey gerçekten çok kötü yaptı gözümün orasını. Daha sonra kaşlarımı yapacağım. Kaşlarım için de doldurmuyorum. Sadece şu Wet n Wild'ın kaş jelini kullanacağım. Bu gerçekten gün boyu sabit tutuyor ve kaşlarımı da doldurmadığım için hani aşağıda düşmesini istemiyorum. O yüzden sadece böyle bir dokunuşla kaşlarıma bir şeyler yapmış oluyorum. Normal tarıyorum sadece.
Ve gerçekten çok ucuza bulabileceğiniz uygun ve kaliteli bir kaş jeli bence. Hani MAC'den falan almanıza hiç gerek yok. Gratislerde de bulabilirsiniz çok ucuza. Evet, kaşını da böylelikle yapmış oldum. Şimdi o zaman gözaltı kapatıcısına geçelim. Gözaltı kapatıcısı olarak Kasım ayı favorilerimde göstermiştim, belki görmüşsünüzdür. Bu Dior'un concealer'ını kullanacağım ama ayrıca bir tane daha size önerim var. Şu Maybelline Age Rewind'larını da kullanabilirsiniz. Çünkü az ürünle çok fazla şey kapatıyor bunların ikisi. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Ben okula giderken zaten her gün böyle çok fazla yapmıyorum. Şöyle elime alacağım. Fırçayla yapmak istemiyorum, uygulamak istemiyorum fırçayla. Daha sonra böyle bir fırçayla gözümün altına yapacağım birazcık. Çünkü zaten sabah uyandığımda aşırı yorgun oluyorum. Bunu da yapmazsam cidden arkadaşlarım İrem ne oldu, hasta mısın diye biliyor. Ve zaten önemli olan burada hocalarımıza makyaj yaptığımızı çaktırmamak olduğu için çok hafif. Ama dediğim gibi çok fazla mesela gözünüz altı morsa o yeşili fazla sürebilirsiniz. Eğer gözünüzün altı gerçekten morsa Age Rewind bence çok iyi gelebilir. Çünkü gözün altı çok mor olan insanların kullandığını görmüştüm ve gerçekten insanlar güzel sonuçlar elde ediyor. Bir de parmağımı biraz böyle hafif yaydırıyorum. Gözümün üstüne de azıcık süreceğim kapatıcı. Ve mesela bence okula giderken çok fresh denilen o ferah, böyle yeni uyandım sadece rimel varmış gibi bir görüntü ben çok seviyorum. Rimel yapmayı aşırı seviyorum. Eyeliner falan sürmeyi hiç sevmiyorum. Bu arada şimdi şu Age Rewind'la yeşilliklerimi kapatacağım. Age Rewind'ı gözün altında şu aralar çok kullanmıyorum. Biraz gözün altı problemlenmeye başladı. Age Rewind'den dolayı mı bilmiyorum ama yani şey, ne denir? Sadece huzursuz oldum. O yüzden şöyle yeşil sürdüğüm yerleri kapatıyorum şimdi. Şöyle belki alnıma da sürebilirim. Evet. Bunu da bir süngerle yaydıracağım. Evet, dediğim gibi ben kış aylarında özellikle böyle soğuktan üşümüş, allık, biraz pembe allık ve böyle sadece dolgun kirpik görünüşünü çok seviyorum. Ki öyle yapıyorum. Çünkü gerçekten okulda yani ben asla mesela fondöten sürüp okula gidemem. Sizi bilmiyorum ama cildiniz kusurluysa tabii ki de yapmak durumunda oluyor kızlarımız. Çünkü dışarıdan gelen tepkiler gerçekten çok rahatsız edebiliyor insanları. O yüzden ama kendinize bence her zaman özgüveniniz olsun. Güzel bir cilt bakımı her zaman yapın ve kısa yolla sorunlarınızdan kurtulmaya çalışın diyeceğim. Ama tabii o kadar kolay olsa keşke. Bu arada ne diyecektim? Ben lise 3'e gidiyorum. Gayet rahatlıkla o öğretmenlerim kızmadan, hani ki zaten abartılı bir şey yapmıyorum gördüğünüz gibi. Benim için sorun olmuyor ama fazla makyaj yapanlar için sorun oluyorsa dediğim gibi biraz daha böyle aydınlık, sizi güzel gösterebilecek ve temiz bir görünüş elde edebileceğiz makyaj yapın. Hani koyu fardı, eyeliner'da hani hiç gerek yok ki ayrıca. Zaten okulda da yasaksız, şansınız da hiç zorlamayın. Çünkü hem gerek yok hem kendinize zarar veriyorsunuz. Yani cildinize fazla zarar veriyorsunuz. Öyle yani. Çok fazla öyle gerek yok. Şöyle bir ürünüm var. Şu Kiko'nun 130 numaralı beyaz ten rengi fönü kullanacağım. Bunu niye kullanacağım? Benim pudralarım, renkleri cildime çok komik duruyor. Yani fazla turuncu duruyor. Bilmiyorum, anlamıyorum nedenini. O yüzden bu böyle beyaz alt tonlu olduğu için böyle daha doğal duruyor. Ben bunu pudra olarak kullanacağım. Kapatıyorum uçmaması için. Böyle fırçayla. Aynayı şu keşke tutsaydım. Bu arada okulda da hani siz nasıl makyaj yapıyorsunuz söyleyin, bilmek isterim. Veya kullandığınız ürünleri aşağıda söyleyebilirsiniz. Doğal, herkesin kullanabileceği ürünler. Göz pınarlarımı da biraz yapıyorum aydınlık katsın diye. Evet, bu işlemimiz de tamamlandıktan sonra bronzer'a geçeceğim. Bronzer benim için cidden hani ben bunu yapmazsam olmuyor yani, üzgünüm. Bunu da yine Rivel'de, ben bunları söyleyeyim. Rivel'de Young Sun Powder böyle bu renkte bir bronzer'ı kullanacağım. Aşırı seviyorum zaten gördüğünüz gibi. Bitmek üzere. Bunu da böyle bir bronzer fırçamla. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Normal zaten bronzer uygulamasını her yerde görmüşsünüzdür. Normal alıyorum.
üç çizer gibi olabilir. Yani ben ilk başta ortadan başlamayı seviyorum. Şimdi diyeceksiniz çok fazla oldu, evet, ama yaydıracağım, sorun yok. Bir de bu, açıkçası şöyle söyleyeyim, biraz uçuyor. Hani bu gün sonuna kadar durmadığı için çok sorun olmuyor ne kadar fazla uygularsanız. Ve ben bunu normal kontür gibi değil, yani ten rengimmiş gibi yapmaya çalışıyorum. O yüzden her yerime sürmeyi tercih ediyorum. Ki zaten yayıldı bayağı. Ve bu arada şey diyenler oluyor, hani kendine beyaz ten diyorsun ama beyaz ten değilsin. Beyaz ten şöyle ki, açıkçası ben beyaz ten olmayı hiç sevmiyorum. Yani hani sanki beyaz tenli olmak istiyormuşum gibi söylüyorum gibi algılanmış. Gerçeği şöyle, benim ten rengim kansızlıktan dolayı sarı alt tonlu, gerçekten hastalıklı bir kız gibi duran bir ten rengine sahibim. O yüzden hani beyaz deyip direkt geçiyorum, hani öyle bu kadar açıklama gereği hiç duymamıştım. Ama yanlış anlaşıldığı için şimdi söyleyeyim dedim. Bunu da yine her yere yaydırıyorum. Ki sabahları şöyle direkt hemen ilk sende yapıyorum, bu kadar anlatanlık yapmadığım için uzun sürmüyor tabii ki. Bazen rimel sürmüyorum, bazen bronzer sürmediğim oluyor mu bilmiyorum. Ama hani bronzer cidden her türlü sürdüğümü biliyorum yani. Çünkü hoş durmuyor, kendimi beğenmiyorum. Yani cidden özgüvenim olmadığı tek şey ten rengi muhtemelen. Her yere dağıtıyoruz. Gördüğünüz gibi hala çok abartılı bir şey yok. Hani hiçbir öğretmen gelip suratında ne var, ne yaptın sen? Şöyle bir parmağı bir kere, hiç unutmuyorum, eski 9. sınıfta mı 10. sınıfta mı ne, çok gıcık bir öğretmenimiz vardı. Sabahta törenden okula giriyorum. Sen dur dedi, çekti beni. Parmağını suratıma attı. Seninle görüşeceğiz dedi. Elinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmamışım. Tamam hocam, görüşelim oğlum, öyle değişik şeyler başıma gelmedi değil yani. Bronzer işlemi de bittikten sonra en sevdiğim ürün Avon'un şu Peach Contour adlı allık ve böyle hafif bronzer rengi olan bir allığını kullanacağım. Bunların ikisi birleşince mükemmel bir renk ortaya çıkıyor. Onu da böyle bir fırçayla yapacağım. Dediğim gibi ben pes pembe değil de, hani daha böyle üşümüş de pembeliğim gelmiş gibi bir görüntüyü çok sevdiğim için kış aylarında da özellikle fazlasıyla yaptığım bir taktik arkadaşlar. Hocalar da zaten muhtemelen şey olarak düşünecek. Üşümüş kız. Soğuk. Zaten şu şey, ben de işe yaramıyor ama kafanızı eğip böyle yanaklarınıza vurunca çok, ben de hiç kızarmıyor hatta. Böyle hemen alıyorum. Hafif gülünce daha çok nereye sürmeniz gerektiğini anlayabiliyorsunuz. O yüzden gülüyorum şimdi. Niye gülüyorsun demeyin. Şöyle. Zaten yeni bir akım çıkmış. Pembe alıp buraya sürüyorlar. Ben hani daha denemedim çünkü çoğunluk daha yapmıyor. O yüzden pembe gözümün altı olmasını istemediğim için de fazla öyle bir şey denemedim. Hatta hiç denemedim. Şimdi muhtemelen çok fazla pembe görünüyor çünkü bende öyle görünüyor. Ama bu da yine uçan bir şey, yani cildime yapışmıyor. Günün sonuna kadar çoktan gitmiş oluyor. O yüzden hatta birazcık şöyle bronzerla dağıtayım ki fazla kamerada da görünmesin pembe. Hatta burnunuza pembelik daha çok böyle sürebilirsiniz. Cidden üşümüşsünüz gibi. Pembe böyle yapın. Evet, süper. Şu an bayağı üşüdük ve donuyoruz. O yüzden kırmızı her yerimiz. Evet. Şimdi sırada en sevdiğim ve gerçekten bir makyajın olmazsa olmazı denilen bölüm kirpikler. Hemen oraya geçiyorum. Öncelikle kirpiklerimi kıvıracağım. Bu çoğu kızın korkulu rüyası. Konuşmak istemiyorum aslında bunu yaparken. Bu arada size bir taktik, yani kendi taktiğimi söyleyeceğim. Hani şey yapıyorlar ya, yani genelde gördüğüm insanlarda kıvırıyor sonra diğerini kıvırıyor, sürüyor. Ben ilk başta kıvırıyorum hemen. Bu arada söyleyeceğim, Maybelline'in şu rimelini kullanıyorum. Söyleyeceğim. Hemen sürmeyi tercih ediyorum çünkü sanki bana kirpikler bir an düşüyormuş gibi geliyor ve hemen sürmezsem hemen yani düşecekmiş gibi. O yüzden direkt hemen rimelini sürmeyi tercih ediyorum ki kirpikler hemen aşağı düşmesin. Ve eğer böyle çok kirpikleriniz varsa çok şanslısınız demektir. Bence jel rimeller var veya kahverengi rimeller. Onları sürerseniz daha doğal ve güzel bir görünüm elde edebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Azıcık da böyle alt kirpiklerime gideceğim. Çünkü gerçekten bir gözü öne çıkarmak önemli. Yani ben şuna inanıyorum. Bir rimel gerçekten bakışları değiştiriyor. O yüzden hani eyeliner gibi. Şimdi diğerini yapacağım.
Ki şu an bile fark ediliyor yani ne kadar farklı olduğu. O yüzden rimel çok önemli bir şey. Kim bulduysa teşekkür ediyoruz. Şimdi rimel işim bitti. Rimel'im de Maybelline Lust Sensational. Ben aşağıya yazacağım bütün ürünleri. Bazen böyle yapışabiliyor veya topaklanabiliyor. O yüzden ben de şöyle bir fırça var. Bu da hani rimelsiz, normal. Sadece bir fırça. Bunu alıyorum. Biraz daha kirpiklerimi açmak için veya topaklanmış olan kalıntıları almak için. Tabii göz kapağıma şu an geldi ve sinirlendim. Şimdi geriye ne kaldı? Şimdi benim çok yapmadığım ama yapabileceğiniz bir şey göstereceğim. Aydınlatıcı, pudra aydınlatıcımı alacağım ve birazcık burnuma süreceğim. Bu da hem bunu göz pınarlarınıza uygulayabilirsiniz ki biraz da uyanmış, kendinize gelmiş gibi görünebilirsiniz. Yapalım. Ben okula giderken yapıyorum ama alternatif bir fikir vermek istedim. Hafif bunu burnuma süreceğim. Aynaya bakaraktan. Çok belli olmuyor zaten. Kışın çok güneş olmadığı için hani böyle haşır haşır parlamayacaksınız. O ne demek bilmiyorum. Parmağımla yine hafif böyle elime sürdüm. Alacağım. Göz pınarlarıma süreceğim. Hatta belli bile olmayabilir. Çünkü gerçekten çok tenle uyuşan bir ürün. Bunu biraz daha böyle kendimi uyandırmışım gibisinden. Çünkü muhtemelen hocalar aydınlatıcı ne bilmiyor. O yüzden böyle bir avantajımızı kullanalım hazır varken. Temiz, görünümlü bir makyaj oldu bence. Şimdi dediğim gibi benim okul makyajım genelde bu kadar oluyor. Ama eğer liseniz biraz daha rahatsa, ben bunu asla ortaokul için yapmıyorum. Lise, yani son 3. sınıf. Ruj sürmek istiyorsanız da size şöyle bir önerim var, fikrim var. O da şu. Flormar'ın bir tane, Flormar diyeyim, çok özür dilerim. Emily'nin Long Lasting Lip Pencil'ının 211 numaralı dudak kremini alacağım. Bu çok doğal bir gül kurusu rengi. Dediğim gibi büyük, yani liselerde çok sorun olmuyorsa dudak kalemi kullanabilirsiniz. Çünkü hani bazı kızlarımız var, hani dudak ruj sürmeden çıkamam diyorsanız. Yani ben mesela rimel veya bronzer. Şöyle hafif çerçeveleyebilirsiniz. Hani böyle çok bastırarak da yapmayın. Hafif kendi dudak renginizmiş gibi. Ve oldu. Böyle elimle de yaydırıyorum. Ki renk veya hani biraz da dudağınızı büyütmek veya çerçevelemek istiyorsanız böyle bir ürünle de halledebilirsiniz işinizi. Okul makyajım benim bu kadardı. Gördüğünüz gibi bütün ürünleri zaten aşağıya yazacağım. Bu arada. Gözlük de takayım ki gözlük kullananlarınız varsa da nasıl durduğunu merak ediyorsanız. Evet, bu da güzel gözlüğümle, asla yakışmıyor ama yani böyle gözlük kullananlarınız varsa da kullanabilirsiniz bu makyajı. Ayrıca kahverengi eyeliner belki çekebilirsiniz, hafif böyle kuyruk. Dediğim gibi okulunuzda sorun yoksa abartmadan sadelikle iyi olmaya çalışabilirsiniz okulda da. Bu benim okul makyajımdı. Evet arkadaşlar, bu benim lise makyajımdı. Gördüğünüz gibi gayet doğal bir makyaj bence. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi umarım lise makyajımı beğenmişsinizdir. Çok kullanışlı ve uygun fiyatlı bir makyaj oldu. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Abone olmadıysanız da lütfen abone olun. Çok 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 mutlu olurum. Bir dahaki videoda görmek istediğiniz videoları aşağıya yazarsanız da tekrardan çok sevinirim. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum ve hoşça kalın.